Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Bugün de bir akşam videosu yapalım dedik. Bugün efkarlıyım biraz herhalde. Ondan olsa gerek, hem de canınız sıkılmasın. Benim de burada canım sıkılıyor. Hiç olmasa iki sohbet mohbet derken bir elini yollara devam ediyor. Ben yoldayım, otobandayım, rahatım yani, çok şükür. Sıkıntı yok bugün, şimdilik. Velhasılı ver kelam arkadaşlar. Bazı videocu arkadaşlara sesleniyorum, bazı şoförlere. Biraz karıştıracağım ama iyi kötü anlarsınız. Sohbet olsun maksadımız. Ama doğruları ve gerçekleri anlatacağım. Gördüğümü anlatacağım. Gözükenleri anlatmak istiyorum. İçimden geldi böyle. Bazen içime kinleniyorum böyle. Şu şoförlere bir girelim. Şoför arkadaşlarımıza gelince arkadaşlar, herkes kim? Bu şoförler yük taşıyor. Bu şoförler Avrupa'ya gidiyor. Şoförler nakliye yapıyor. Gecesini gündüzüne katıyor. Bizim şoförlerin arkasında kim var? Hiç düşündünüz mü? Hiç sordunuz mu? Bir şoföre sordunuz mu? Çevrenizde illaki bir tır şoförü vardır. Ya arkadaş, siz bu yollara gidiyorsunuz, başınıza olay gelince, başınıza böyle şeyler geliyince, Kapıkulu'ya gidiyorsunuz, 20 kilometre, 30 kilometre sırada bekliyorsunuz. Ne yaşıyorsunuz? Ya telefon çaldı ya. Arkadaş, hiç sordunuz mu? Ben unutmadım, hemen lafa girdim. Messenger'dan aradı, Doğukan isimli bir arkadaşımız. Yapma bak böyle arkadaşım, bir dakika konuşuyor şurada. Yani bir şoför arkadaşınıza sordunuz mu? Ne yersiniz, ne içersiniz, soğukta ne yaparsınız? Ben bir şey diyecektim de ne yaparsınız diye böyle şey olsun. Biraz kaba olmasın. Ya bu şoförler arkadaşlar geliyorlar, yurt dışına ihracat yapıyorlar. Bu yurt dışına ihracat yapan firmalar var. Firmaların işine geliyor bazen. İyi veya kötü, aksilikler, her şeyimiz dört dörtlük olmayabilir. Biz Bulgar polisinden, Roman polisinden, Macar polisinden çektiğimiz gibi hiçbir şeyden çekmiyoruz. Oralarda sıkıntının bini bin para. Bu 9 saat araba kullan, 11 saat yatımız var. Bu gece gündüz yola gidiyor arkadaş. Yola mı gidelim, BAG'yi mi düşünelim, şunu mu düşünelim? Eksiğimiz mi var? Var. Eksiklerimiz olmaz olur mu? Lastiğin, ya adam polis yazacak mı? Yazıyor bir yerden. Ya vay lastiğin kötü, vay şu arabanın etrafını geziyor. Geçen bana olduğu gibi sırtta lastiği geçmiş. Orta lastiğim bir tarafı kontinental, karşısı orta dingilimin karşısı da sava markaymış. Vay sava, vay 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 vay. Lan oğlum ne var lan, ne var sava? Domuz da lastik, bu domuz da lastik. O da kavucuk, bu da kavucuk. Ne yani? Ya ceza yazacak ya. Vay olmazmış. Ne yapacağım abi dedim. Ne yapmam lazım? Şef ne yapacağım? Bana bir anlat. Bak çektiğimiz çilelere bak ya. Polis diyor ki vay bura kontinental, vay bu taraf Sava markasıymış. Vay Sava'na da bassın. Savatına sıçtığımın itnesiydi. Abi iki saat, iki saat ya. Ya neymiş, servis geleceğimiş, kontinental getireceğimiş. Binerden 2000 euro onu yapacağımış, 900 lira da o ceza yazacağımış. Ya di ki arkadaş bu böyle olmazdı. Demiyorlar, basıyorlar cezayı. Polislere mi yalvaralım arabamız için? Yani firma için ha, firma için. Kendimize hiçbir şey yok. Biz cek adımız var, eşyamız var. Al in firma arabanın. Bana ne kardeş? Bana ne? Yaz 1500 lira, 2000 lira deyince de iş bulamıyor şoför arkadaşlarımız. O firma gıcık alıyor, bir referansını kötü veriyor. Başka firma arıyor. Diyor ki abi filan filan şoför bana geldi. Şoför çalıştıracağım. Durumu nasıl? Hemen kötü yönlerini söylüyor. La daha ben bir tane firmanın duymadım ki. Ya arkadaş çok iyi bir arkadaşımızı da kaybettik. Anlaşamadık. Çalışmıyor, çalışmak istemedi. Bize uymadı. Bizimle uyuşamadık. Ama memnunduk. Arkadaş güzel bir arkadaş. İşimizi gücümüzü takip ediyor. Şudur budur diyeni daha duymadım. Doğru mu? Şoför arkadaşlarım, bir tane firmanın iyi şoför dediğini duydunuz mu? Hırsız, yok işi bilmiyor, yok arabama ceza yazdırdı, yok arabamı attı gitti. Lan kim atar oğlum, kim? Hiç bir şoför yapmaz bunu.
Firma zorluyor bu işlere. Firma yaptırtıyor. Adam diyor ki abi ben yola gidiyorum, evime paramı gönder. Adam Almanya'ya gitmiş, evini arıyor. Avrat diyor ki para yok herif. Lan nasıl para yok? Firma ya kapat diyor. Ya ekmeğim yok diyor. İşte çocuklara mont alacağım, işte şunu. Para göndereceğin, göndermedin gittin diyor. Hadi bakalım şoföre bir dert arkadaş. Firmayı arıyor. Abi paran mı kaldı kardeşim? Gönderdik bakalım diyor. Yani ben yaşamadım ama yaşayan arkadaşları da biliyorum yani. Ya bir de üste çıkar. Şoför diyor ki ya gönder lan benim paramı. Bu laf da firmanın zoruna gidiyor. La gönder arkadaş. Villa 50 lira fazla ver de şu direksiyonu iyi tutsun arkadaşım ya. Güzel güzel yemek yesin. Uyku uyuk lan rahat uyusun. Sevgili firmacılar. Bizim sahibimiz yok. UND diye bir şey var arkadaşlar. Uluslararası Nakliyatçılar Derneği. Daha ben adını duydum. Daha hiç görmedim. Daha bir tane UND yetkilisini görmedim. Beni de kimse aramadı. Kaptan bir sıkıntın mı var? Kaptan yollarda ne yaşıyorsun? La gelin şu sağ koltuğa oturun da bir tane tıra binin kapıdan çıkarken şu sağ koltuğa oturun da bu tır şoförü ne bokuyor, ne içiyor, ne yiyor, ne yapıyor bir bakın ya. Bir bakın. Bir de ben sizi koruyayım ondan sonra üye olalım, para yatıralım kardeşim. Arkamızda UND var diyelim, cenazemizi alıp getiriyor Türkiye'ye, bizi yollarda bırakmıyor diyelim ya. Ölen arkadaşlarımız şoför camiasında kalp krizinden olsun, kazalardan dolayı olsun. Tamam kimse kalmıyor oralarda. Allah'ım devletimize zarar zeval vermesin. Ama bunu firmalar hemen prosedürlere başlar. Bu şoförün sigortası var mıydı? Bu şoförü ne yapacak? Niye öldü? Lan çalışan adam ya Allah rahmet eylesin. Ölünce ya bir baş sağlığı dileyin. Ne bileyim bir arkasında durun ya. Arkamızda kimse yok. Bunları UND yapacak. Hadi UND'yi de geç. Ne Türkiye içinde de şoförler dernek başkanı, şoförler ne şoförler odası var değil mi abi? Başkanınız kim? Şoförler odası ne iş yapar? Vallahi ben bilmem. Ben 30 senelik şoförüm herhalde. Ta 19 yaşından beri, ta 16 yaşından beri tür sürerim ama Avrupa benim profesörlüğüm profesör. Ya işte karıştırıyor. Benim tecrübem arkadaşlar yurt dışına 97-98'de başlamışım. 20 senelik bir maceram var benim. Daha şoförler odasını ben bilmem bir ara 180 lira 180 lira aidat gönderir. Ettim lan ben şoför mofor diyelim. Bedavadan para yatırıyor. Var yok şoförler odasına boşluyor. Haciz geliyor bir de evimize lan. Bir de haciz getiriyor adam. Düşünebiliyor musun? Lan ne iş yaparsınız arkadaş? Ne iş yaptın benim için, ne yaptın ya bugün Allah için, ne yaptın benim için ya? Bir söyle ya, bir laf var ya, bugün Allah için ne yaptın? Ya Allah bismillah. Ne yaptın ya benim için, ne yaptın arkadaş? Bir şoför arkadaşımdan duymadım ki ben. Abilerden, büyükler şoför arkadaşlarımızdan, büyük şoför abilerden, yaşça büyüklerden, tecrübelilerden daha duymadım ki kardeşim beni şoförler cemiyeti kurtardı. İşte şoförler cemiyeti böyle çekici gönderdi. Beleş. Şoförler cemiyeti geldi yolda kaldım, lastikçi getirdi, lastiğimizi değiştik, parasını ödedim ama olsun bana yardım etti, kaldım yolda, beni hemen şoförler cemiyetini arar. La bir danışma hattı koy, bir problem için bir tane oraya telefon koy, arayalım ya biz böyle böyle Bulgaristan'da polis tuttu bizi bırakmıyor. Niye? Muayeneme 10 gün kalmış. Lan ne yapacaksın muayeneyi ya, muayeneyi ne yapacaksın, gidince yaptıracağım, yapabiliyorsan yap diyor. Neymiş camın çatlamış. Lan kardeşim yolda geliyor. Ah taş diyordu. Camın çatladı atıyorum. Bu bela, bu sorun yani. Yani bizim arkamızda kimse yok arkadaşlar. Biz fabrikalara bak. Olan Türkiye'nin yüklerini biz çekerik. Tırcılar, şoförler, firmalar. Bir tane firmaya gidiyorsun, yük almaya gidiyorsun arkadaş. Adam arabadan inmeyeceksin kaptan. Arabanı şuraya çek. Çekeyim abi. Tuvalete gitme. Yemek yeme. Lan ne bok yiyecek? Dolabı açma. Yasak. Burada bomba patlar. Tüp patlarmış. Tüp yanarmış. Çay koyacak ya. Geçen bir şoförün arkadaşı kaldırdı. Tüpüyle beraber çaydanlığı yine atıverdi. Lan ne yiyecek? Yemek vermiyorsunuz. Dışarıya çıkma. İçeriye girme. Arabanın etrafından ayrılma kaptan. Dolabını açma kaptan. Lan ne yiyecek oğlum? Ne yiyecek? Biz ne yiyelim? Böyle firmalar var arkadaşlar. Lanet olsun. Bazı firmalar var. Bazı firmalar var. Yurt dışına çalışan
yurt içi çalışan olsun, yurt dışı. Kaptan, yemek saatinde yemeğimiz var, şu kartın. Yemek gidip yiyebilirsin. Lavabo orada, tuvalet orada. Şu orada, bu orada. Kantin orada, çay alabilirsin, çay içebilirsin diyen firmalar da var. Allah razı olsun diyoruz. Şoförün duası kabul olunmuş. Bir yemek, bir kap yemek veren şoföre Allah razı olsun diyorsa o adam, Allah razı olsun diyorsa Allah sizden razı olur. Gerçek diyorum. Allah bininize bir bin katar. Birinize bin katar. Yani bunlar şoförleri herkes aşağılıyor. Yola giderek rampa çıkarık. La sollamışsın. Arkadan geliyor dayım. Lakkıl lakkıl lakkıl. Lambaları patlatacak, ampulleri patlatacak. La dur ben bismillah, la ben de arabayım. Domuz malı görmeyi yok kocaman tırı. Ben de araba sollayayım. Ben de araba sollamaya hakkım var. Ha benim limitim 90. 90'ı geçemem. Sen de 120'lik yolda domuzu 200'üne gelme arkama. Gelirsen tampona bir giren öbür tarafa gider. Ya bir sinyal yakıyorum kardeşim, biraz tırcılarla, taksicilerden olsun, vatandaşlarımızdan olsun, bütün insanlıktan istediğim arkadaşlar biraz saygı, 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 sevgi her şeyi getirir. Ben bir hata yaparım, sollarım, sollamak zorundayım, solluyorum. Yanım... Arkadaşlar lafımız biraz yarım kaldı, bir abimiz var Hollanda'da, o aradı, ondan biraz sohbet ettik de. Gene şimdi de pauzeye durdum, 3 saatim dolmuş. 3 saat 4 dakika olmuş. 1 saat bir pauze vereceğim. 3 saati geçtiği zaman 1 saat 1 dakika pauze yapman gerekiyor. 46 kurtarmıyor. Bazı ülkelerde değişik değişik kafalar var. Bunu da Bilal Bey'den öğrendim. Değişik değişik kafalar var. Velhasılı arkadaşlar durum böyle. Tırcılarda kaldık. Tırcıların Allah yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun. Merhametli bir insan arıyorsanız tır şoförüdür. Bonker bir insan arıyorsanız tır şoförüdür. Tır şoförü deyip geçmeyin. Üzerinde biraz durun. O kadar basit değil bu işler. Firmacılardan gönlü zengin bir insandır şoför. Çok gönlü zengindir. 5 liranın 10 liranın hesabını kimse yapmaz. Firmalar 5 euro için kavga yapar şoförle. Şoför der ki abi tamam 5 euro yazmıyorumdur. Pak parasını yazmaz. Şunu yazmaz, bunu yazmaz. Şoförler kadar vicdanlı kimse yoktur. Ben onu bilirim. Şoför olduğum için, şoför camiasında yetiştiğim için. Ha istisnalar olmaz mı? Olur. Olur, istisnalar da var. Olabilir. Kötü niyetli, art niyetli insanlar da var. 5 parmağımızın 5'i bir değil. Hepsi biri kısa, bak biri uzun, biri büyük, biri küçük. Hayat böyle. Yani diyeceğim başbakan olsun, cumhurbaşkanı olsun, ulaştırma bakanı olsun, İçişleri Bakanı olsun, Dışişleri Bakanı olsun. Şoförlerin, bu nakliye sektörün sahibi yok. O kadar. Sahipsiz tek bir millet biziz. Şoför camiası olarak söylüyorum. Hadi la gayna, hadi gayna. Gezinip durur ya. Çıkacağım dedi, bekle dedi, buraya yanaş dedi. Onu beklerim. Lafım çok arkadaşlar, lafım çok da diyecek bir şey yok. Siz gene de benim sistemimden, konuşmalarımdan sizler bir şeyler çıkartın. İyileri seçin, kötüleri bana bırakın arkadaşlar. İyi olun. Haset, hıyanet olmayın. Bunlar şeytanın ismidir. Haset, hıyanet, çekememezlik, böyle ne bileyim bunun gibi şeyleri yapmayın. Yapmayın. Siz bari hayatı yaşamayınca bilemiyorsun. Hayat tecrübedir. Yaşadıkça tecrübe kazanılıyor. Şoförlük mesela, şu konuya da bir gireyim çıkayım 5 dakika. Bir sürü şoförlük arayan arkadaşlar var. İş yapmak isteyen arkadaşlar var. Çalışmak isteyen tır şoförleri var. Yurt içinde çalışıyorlar. Artık biz de yurt dışına gidelim, bize yardımcı ol diyen arkadaşlarımız var. Biz yardımcı olamıyoruz şoför olarak. Firmaya diyoruz ki abi bir tane şoför arkadaşımız var. Bir tane şoför arkadaşımız var. Bunu alalım. Ben yetiştireyim, yanımda götüreyim getireyim. Ya iki sefer.
Hadi bilemedin 3 sefer. Ben bu adamı 3 sefer, 2 sefer yola götürsem, Almanya'ya gitsek, gelsek 2 servis. Üçüncüye ver arabayı sürsün. Şimdi firmalar şoför arıyor. Firmalar bak, aksine bir bakın işin. Firmalar şoför arıyor, şoförler iş arıyor. Firmalar diyor ki, abi tecrübeli adam lazım. La tecrübe yaşanmayınca yapabiliyor musun arkadaş? Yapamıyorsun. Kafam dır 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 dır. Bir insan yaşayacaksın, yapacaksın, edeceksin, hata yapacaksın ki tecrübe kazanasın. Biz şoförler hiç kimse, ha ben tırcılığa 1-0 önde başladım. Niye, neden? Babamızdan gelen olaydan dolayı. Niye? Kendi arabamız vardı. Ben kendi arabamıza çıktım. Tecrübe kazandık. Ondan sonra istediğim yere şu anda kağıdım, küreğim, işim, gücüm, becerim, şuyum, buyum, her şeyim 10 numara 5 yıldızlı otel. Onun gibi yani her yere gidebilirim. Hangi firmayı arasam gidebilirim. Kapasitem var. Ama yeni adam iş istiyor. Adam diyor ki tecrüben var mı? Ya abi tecrübeyi niye soruyorsun ya? Bir al, ver iki tane şoförün yanına. Bir gitsin gelsin. Aslında buna devlet de İşkur da yardımcı olması lazım. 2 ay devlet o şoförün, yardımcı şoförün ücretini ödeyecek. O zaman firmalar çalıştırır. Neden? İşine gelir. Maaş vermeyecek ya. Yanar. Hazır şoför beleş. Yanar. Onun hesabından yani bu firmalarda devlet de yardım etse, 2 ay şoförün maaşını devlet ödese, o şoförler firmalarda iş bulabilecek. Vizesini alabilecek. Yurt dışına başlayabilecek. 2 ay sonra tecrübe kazanacak. Tek başına kaptan olacak. O da birilerini götürecek. Böyle böyle. Ama şu anda öyle bir kısıtlama var ki arkadaşlar, firmalar tecrübeli şoför almıyor. Tecrübeli şoförler de tükeniyor. Yaşlandıkça, gittikçe adamları bırakıyor. Tecrübeli, her yerde tecrübeli şoför yok artık. Artık alacaksınız, firmacılar yetiştirecek abi kendi elleriyle. Bir sürü insan var, usta şoförler var. Şoförluklarına hiç kimse bir şey diyemez. Almanya'da herhalde var böyle bir sistem. Arbeitsam ödüyor paralarını. Firma okey verene kadar Arbeitsam ödüyor. Firmalar Arbeitsam ehliyetini yapıyor. Şeyin, şoförün, ki şey yapsın, başarsın, şoför olsun diye. Böyle bize burada Türkiye'de böyle bir sistem yok. Almanya'da olabilir. Almanya'yla Türkiye, yurt dışıyla yani Avrupa'yla Türkiye farklı arkadaşlar. Şimdi birbirlerini ben sevmiyorum. Yani eşleştirmeyi, kıyas gitmeyi, birbirine şey yapmayı. Ne diyorsunuz? Siz söyleyin. Birbirine kıyas gitmeyi sevmiyorum yani ben. Neden? Biz büyük ülkeyiz. Ben büyüğüm baba. Ben Türkiye'liyim. Bura Türkiye. Bitti gitti. Ben Almanya'yı, Hollanda'yı, Belçika'yı ben tanımam. Ben sevmem de. Onun için ben ülkemi başkalarının yanında küçültemem. Kötü de olsak küçültemem. Kötü de olsak küçültemem. Burada sistem bu. Almanya'da sistem var. Bizim Türkiye'de de şu sistem var. Hiçbir şoför yük boşaltmaz bizde. Yükü biz yanaşırız, rampaya indirirler. Bitti gitti. Almanya'da da o var. Şoför hem yükü yüklüyor, hem yükü indiriyor, hem araba sürüyor. Siz de bunu yapıyorsunuz Almanya'da, Avrupa'da. Türkiye'de de bu yok işte. Böyle bir özelliğimiz var kardeşim. Artımız var. Neyse, karıştırmayalım. Allah'a emanet olun. Merhametten vazgeçmeyin. Vicdanınızı hiçbir zaman bir kenara koymayın. Sevgili arkadaşlarım, dilediğim şoförlere inşallah saygıda kusur yapmayın. Biz de insanız. Biz de araba kullanıyoruz. Bizim arabada araba yolda gitme hakkı var. Saygıdan kusur etmeyin lütfen. Hepinize sevgiler, saygılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Ciao bella.